Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte internette dolaşan ve özellikle son günlerde İsmail Balaban ve nişanlısı ile ilgili bazı iddialara yönelik bilgileri paylaşacağım. Arkadaşlar, giriş yapmadan önce şunu açıklamak istiyorum. Bu video insanların özel hayatına ilişkin bir eleştiri ya da art niyet taşımıyor. Sadece internette dolaşan iddiaları bir araya getirmektedir. Ve yaşananlar sadece iki tarafın arasındadır. Dolayısıyla bizim burada ekstra bir yorum yapmamız gereksiz olur. Dediğim gibi ben sizler için iddiaları toparladım ve İsmail'in kardeşinin paylaştığı Instagram gönderisi hikayesiyle de ilgili bilgileri paylaşacağım. Şimdi arkadaşlar, biliyorsunuz Survivor'da yaşanan iletişim oyununun sonrasında kazanan taraf 13'lük, 10'a 3'lük skorla ünlüler oldu. Oyun farklı bir skorla bitti ve gönüllüler yıkıldı. Ünlüler de bu duruma çok sevindi. Ancak işler hayal edildiği gibi olmadı. İsmail annesiyle konuşurken olanlar oldu arkadaşlar. Bu duruma ilişkin pek çok yorum da yapıldı. Bunlarla ilgili de hemen açıklamaları ve sosyal medyaya yansıyanları sizin için sıralayalım. Olayın perde arkası gerçekten neydi? Şimdi arkadaşlar, İsmail ikiz kardeş Instagram'dan bir açıklama yaptı ve şu ifadeleri kullandı. Dünden bu yana yaşanılan hadise tamamen iki aile arasındaki görüş ayrılıkları ve anlaşmazlıktan kaynaklanmaktadır. Aylardır evladından uzak olması sebebiyle duygusal yoğunluğu herkesin tahmin ettiği üzere üst seviyede olan annem, İsmail ile uzun süredir konuşamadığı için anlık duygular ile hareket etmiş ve bu konuşmaların yayınlanmayacağını düşünerek böyle bir konuşma yapmıştır. Neticede o bir anne ve İsmail sona yaklaşmışken onun kötü hissetmesini, dikkatin dağılmasını isteyeceğini düşünmek gülünç olur. Yakın çevremizdeki insanlar da zaten olaya vakıflar. Her ne kadar yanlış anlaşılmaya oldukça açık bir durum gibi görünse de karşı tarafı zan altında bırakmaya yönelik veya küçük düşürmek gibi bir çabamız kesinlikle bulunmamaktadır. Özellikle nişanlısı hakkında yazılıp çizilen asılsız iddialar ve akla getirilmemesi gereken düşüncelerin seyri bir kadın ve ailesi için onur kırıcıdır. Bunun haricinde kaleme alınan her şey asılsız ve yalan haberdir. Bizler İsmail'in özel hayatıyla gündemde değil de her zaman olduğu gibi performansıyla adından söz edilmesini istiyoruz. Düşüncelerinizi ve meraklarınızı anlamakla birlikte konunun hassasiyetinin dikkate alınmasını ve duyarlı olunması gerektiğini vurgulamak isteriz şeklinde bir açıklama var. Olayın ardından tabi bu televizyona yansıdıktan sonra İsmail Balaban'ın nişanlısı Instagram hesabındaki bazı gönderileri kaldırdı arkadaşlar. Ve bu olaya ilişkin Twitter'da ve YouTube'da reyting için değer mi tartışmaları döndü. Bu tartışmaları ilişkinde zaten şu anda ekranda paylaşılan tweetleri görebiliyorsunuz. Buradaki yorumu tamamen size bırakıyoruz. Siz de görüşlerinizi yorum kısmında belirtebilirsiniz. Veya bu videoyu paylaşarak yorumlarınızı yine sosyal medyada belirtebilirsiniz arkadaşlar. Tabii olayın ki aile arasında geçen farklı durumlar ve olaylar vardır. Onlarla ilgili yorum yapmak bize düşmez. Ne İsmail Balaban'ın ne de nişanlısını kötülemek gibi bir niyeti kimsenin olmamalı arkadaşlar. Burada dediğimiz gibi olay tamamen iki aile ve hatta İsmail Balaban ve nişanlısı arasında geçmektedir. Bize bir laf düşmüyor arkadaşlar. Bununla beraber de eski Kırkpınar baş pehlivanı Seyfettin Yılmaz da sosyal medyadan bir açıklama yaptı. İsmail için artık bu olayın ardından tamamen şampiyon olması gerekiyor yorumunu yaptı ve güreş severlerden de SMS için birincilik noktasında destek talebini yineledi arkadaşlar. Biz sizler için bu olayı özetlemeye çalıştık. Umarım bu videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Bir sonraki videoya kadar kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.